Bu kadar uzun zamandır futbol severler, neredeyse 2 aydır futbol artık hasret kaldılar. Beansports muhabiri Deniz Biricik de futbolsuz geçen bu günlerde sokağa çıktı ve taraftarın şöyle bir nabzını tuttu. Bakalım taraftarlar bu sürece dair neler düşünüyor? Onu dinleyelim. Ardından zaten akışımız içerisinde hem UEFA Başkanı Alexander Çefrin'in açıklamaları var hem de Bundesliga'ya dair daha detaylı konuşacağız. Ama önce bakalım taraftarlar ne düşünüyor bu sürece dair, onu dinleyelim. Koronavirüsün hayatımızda en çok etkilediği alanlardan biri de kuşkusuz futbol. 12 Haziran'da futbola geri dönmeyi planlıyoruz. Futbola olan özlemimiz çok büyük. Bugün sokağa inip halka futbola olan hasretlerini soracağız. Futbollar nasıl? İyi denilebilir. Yani bayağı takip etmeye çalışıyorum. Tabii şu an yok ama. İyi. Hangi takımlısın? Beşiktaşlıyım. İzler misin maçlarını, takip eder misin? Yani izleme elimden geldikçe izlemeye çalışıyorum. Derbi olduğumu daha da heyecanlı olduğu için daha çok izlemeye çalışıyorum. Uzun süredir futbol hayatımızda yok koronavirüs nedeniyle. Futbol olan özlemin nasıl? Yani futbolu ister istemez özlüyoruz. Tabii elde olmayan şartlardan dolayı böyle. Bugün de Beşiktaşlıyım. Ahmet Nur Çebi'nin şeyi pozitif çıkmış testi. Ona da acil şifalar diliyorum. Sabırsızlıkla ligin açılmasını bekliyoruz. Korona bitse de artık bir takımımıza kavuşsak dileğiyle ya. Peki bu lige verilen arada futbolu olan özlemini nasıl gideriyorsun? Eski maçları izliyor musun? Futbolu olan özlemimi eski maçları izliyorum. Galatasaray'ın bestelerini izliyoruz. Ondan sonra dinliyoruz. Sıkı takip ediyoruz. Eski maçlar, aldığımız galibiyetler. Onlarla kendimizi teselli etmeye çalışıyoruz ya. Hangi takımlısın? Evkor Yeni Malatyaspor. Her maçını takip ediyor musun? Evet, genellikle telefondan izlerim, bilgisayardan. Yani çoğunluğunu kaçırmam, babamla hatta izlerim. Ondan sonra bu ligler koronavirüs sebebiyle durduğu için hani biz de üzgünüz. En yakın zamanda bu virüsün bitmesi ve herkesin sağlıklı bir şekilde tekrar o statlara, her hani taraftarın hücumu, her şeyi gerek yani. Takım için de gerçekten çok önemli bir moral olduğu için bu virüs biraz üzdü taraftarı. Futbolu aranızda nasıl, takip eder miydiniz? Gayet iyi, futbolu çok seviyoruz, çok özledik. Bu sezon Trabzonspor'un çok iyi bir performansı vardı. Siz nasıl değerlendirdiniz? İyi gidiyorduk. Sonunu iyi getireceğimiz bir düzene de getirdik aslında. Biliyorsunuz ikinci yarı itibariyle hiç Trabzonspor yenilmedi de. İki tane bir sürpriz beraberliğimiz oldu bence. Sürpriz beraberlikler. Hüseyin Hoca ile beraber bayağı da bir ivme yakaladık. Şampiyonluğa giderken Covid çıktı. Valla aram çok iyi, mükemmel. Fanatik Fenerbahçe'li taraftarıyım. Bir an önce liglerin başlamasını istiyoruz ama şu şartlarda zor olduğunu görüyoruz. Çünkü yani vaka sayılarında artış olduğunu gözlemliyoruz. Ve şu yakın tarihte başlamasının da sakıncalı olduğunu düşünüyorum ben. Futbol Federasyonu bu işleri güncel olarak takip ediyorlar. Birçok istişareler yapılıyor. Aldıkları karar herhalde doğrudur diye düşünüyorum ama genelde medyada okuduğum kadarıyla takımlarda çok ciddi problemler var. Uzun süre antrenman yapmadılar. Fiziksel olarak hazır değiller. Artı birçok takımda pozitif çıkan yönetici ve futbolcular var. Yani bu süreç ciddi anlamda sıkıntılı geçecek. Ha, ne kadar başarılı olur ya da kararın doğruluğu ya da yanlışlığı bir şeyleri yaşadıktan sonra daha net ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum yani. Futbol severlerin bazıları takımların eski maçlarını izleyerek, bazıları da bestelerini dinleyerek futbola olan özlemlerini sona erdirmeye çalışıyorlar. Ama aslında hepsinin tek bir isteği var. Sağlıklı günlerde futbola tekrar kavuşmak. Umarız koronavirüs bir an önce biter ve taraftarlar özledikleri takımlarına bir an önce kavuşurlar.